Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, kıymetli basın, bugün basın toplantımıza zaman ayırıp geldiğiniz için herkese ilçe örgütü adına teşekkür eder, saygılar, sevgiler sunarız. Değerli dostlar, bu toplantılarımızı, basın açıklamamızı açık havada, miting şeklinde yapmak isteriz ama mevsim itibariyle uygun olmuyor. Bugün basın toplantımızın gündemi gerçekten ülkemizde nefes almak kadar, yaşamı sağlayan oksijen kadar önemli konular. Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında adım adım şeriat devletine gidiyor. Bugünlerde partimizin genel merkezi de eğitim çalıştayı yapıyor bugün. AKP iktidarı adım adım eğitim müfredatıyla oynayarak dinsel bir eğitim sistemini Türkiye'ye dayatıyor. Bunu her aşamada görüyoruz. Hedefleri ne? Artık Türkiye'de ben ülkemin sorunlarıyla azıcık ilgilenelim diyen insanlar eğitimle, sosyal alanda ben bu ülkenin sorunlarıyla bir parça ilgiliyim diyen insanlar, müdahalim diyen insanlar iktidarın ne yapmak istediğini görüyor. Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk ilke ve devrimlerini müfredattan yavaş yavaş adım adım çıkartılıyor. Burada yapmak istenen, sözümün başında söylediğim gibi, ülkemizde eğitim sistemini şeriat devletlerinde olduğu gibi dinselleştirmek. Pozitif eğitimden, bilimsel eğitimden uzaklaştırarak köle olan, tebaa olan bir topluluk yaratmak. Bu hedeflenmiştir. Ama ülkemizde Cumhuriyet Halk Partileri, sosyal demokratları, aydın insanları, devrimcileri unutuyorlar. Bizler var olduğumuz müddetçe Cumhuriyet Halk Partililer bu ülkenin çağdaş ve modern insanları olduğu müddetçe bu emellerine ulaşamayacaklar. Ama bugün iktidardalar, iktidar erki ellerinde. Bu müfredatı değiştirmek için güç ellerinde. Bizler de karşı durmak mecburiyetindeyiz. Müdahil olmak mecburiyetindeyiz. Biz sesimizi çıkarmazsak bugün Türkiye'de AKP iktidarına, yani bu faşizme, yani bu dayatmacı iktidara yargıda, yürütmede, efendime söyleyeyim, yargı, yürütme, yasamada ülkemizin kaderi ellerinde. Ama Cumhuriyet Halk Partisi mutlaka var gücüyle karşı çıkmak mecburiyetinde. Eğer çıkmazsak, buna karşı durmazsak ülkemiz az önce ifade ettiğim gibi adım adım şeriat devletine gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede zapt edilmeyen tek kale. Zapt edilmeyen tek kale. Buna sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Cumhuriyet Halk Partili olalım olmayalım. Bu partinin sempatizanı olalım olmayalım. Ama mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü muhafazakar ve liberal partiler bir biçimiyle AKP'nin kanatlarında oluyorlar. Bunun yolu bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin altında bu ülkeyi yönetimine talip olmak. Lafımı uzatıyorum ama gerçekten bugün laik eğitimden, çağdaş eğitimden uzaklaştığını tüm ülke biliyor. Ama ses çıkaran yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında, bir iki sendikanın dışında ses çıkaran yok.
üniversitelerde, üniversite camiasında, barolarda, diğer sivil toplum örgütlerinde fazla ses çıkmıyor. Burada bir paradoks var. Herkes sinmiş. Ama bu faşizme, bu uygulamaya bu ülkenin insanları karşı çıkmazsak, hayır demezsek, nasıl 16 Nisan'da hayır birleşenleri bir oluşum meydana gelmişse, yine aynı güçle buna karşı çıkmak mecburiyetindeyiz. Emelleri belli. Bugünkü müfredattaki değişiklik sanki 15 Temmuz'dan önce bu ülke kurulmadı. 15 Temmuz sanki yeniden devlet kuruldu. Bu bir oyun. Bu bir tuzak. Kendileri yarattılar FETÖ'yü. Kendileri beraber yürüdüler aynı hedefe. AKP'nin hedefiyle FETÖ'nün hedefi aynıydı. Cumhuriyeti yıkmak, laik eğitimi yıkmak, Türkiye laiklikten uzaklaşmak, Türkiye çağdaş modern ülkeler seviyesinden uzaklaştırmak. İşte Van Üniversitesi'ndeki bir prof diyor ki, bize eğitilmiş insan lazım değil. Emelleri belli. Bunu uzun uzun anlatmak, belki zamanımızı fazla almak, ama bunları da haykırmak mecburiyetindeyiz. Her platformda, her alanda FETÖ'yle AKP'nin hedefinin cumhuriyeti yıkmak, Atatürk'te inkılaplarını, devrimlerini yok etmek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okumdaki kurucu iradenin kurmuş olduğu ilkeleri yok etmek, bu bilinçle bizler karşı durmak mecburiyetindeyiz. Bunun da yolu örgütlü olmaktan geçer. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her seçim beyannamesinde, her seçimde ülkemize sunduğu raporunda, seçim beyannamesinde bize göre en önemli unsur örgütlü toplum yaratmak. Eğer biz örgütlü toplum yaratamıyorsak, sadece Cumhuriyet Halk Partisi yetmiyor. Ülkenin insanları her alanda örgütlenmek mecburiyetinde. Çiftçiler şimdiki gibi Ziraat Odası'nın belge verdiği bir Ziraat Odası değil. Sendikalar sarı sendika değil. Eğitimdeki her bakıyorsunuz ilkeli ve ülke sorunlarına çok ilgili sendikalar üyeleri azalıyor. AKP yandaşı olan Eğitim Birse'nin üye sayısı öbüründeni 5'e 10'a katlamış. İşte burada sıkıntı var. Her alanda olduğu gibi, eğer örgütlenmezsek, bu faşizme karşı durmazsak, bugün müfredata karşı bizler bir karşı duruş sergilemezsek, inanın ki yarın yapacak bir şeyimiz kalmayacak. Yarın kımıldamayacağız yani. Herhangi bir refleksimiz kalmayacak. Bu anlamda belki bu binada yapıyoruz başlamamızı. Ama bugün bu kadar yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde umuyorum ki artık kitlelerle daha geniş toplantılar, mitingler seviyesinde toplantılar yaparak bu paradoksa karşı durmak mecburiyetindeyiz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz.